Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele saldıran askerlerden 7'si dün yakalanmıştı. Gözaltına alındıktan sonra ilk sorguları Çetibeli Jandarma Karakolu'nda yapılan 7 firari asker ilk ifadelerinde suikast girişiminde bulunduklarını itiraf ederek başarısız olduklarını, daha sonra ise ekipte bulunan 18 kişinin iki gruba ayrıldığını ve tesadüfen aynı bölgede karşılaşıp birbirleriyle iletişim kurduklarını söyledi. Yakalanan 7 darbeci askerin ifadeleri doğrultusunda kaçan 10 askeri de aynı bölgede olduğunun anlaşılması üzerine yakalanmaları için başlatılan operasyonlar havadan ve karadan devam ediyor. Hemen seslenime bir kuşkur. Havadan helikopterlerle keşif uçakları, karadan özel komando birlikleri ve özel harekat polisleri Marmaris'in Gökova ve Çetibeli bölgesini didik didik tarıyor. Arama çalışmalarının yapıldığı bir diğer bölge ise Ula'ya bağlı Akyaka, Çınar ve Turnalı mahalleleri ile Akbük Koyu bölgesi. Erdoğan'a suikast gerçekleştirmek isteyen timden geriye kalan 10 askerin Akçapınar'daki sazlık alanlar arasına gizlenebileceği ihtimali üzerine ilk arama o bölgede yapıldı. Özel kuvvetlere bağlı komandolar Akçapınar'daki sazlık alanın ardından Akyaka ile Akbük Koyu arasındaki ormanlık alanda çalışmalarını sürdürdü. İl Jandarma Komutanı ve Operasyon Sorumlusu Albay Yavuz Özfidan'sa polis helikopteriyle havadan ekipleri yönlendiriyor. Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'na ait bir İHA'da operasyonlara havadan destek veriyor.